şirket pandemiye dayanamadı. Karadağ'ın Milli Havayolu Şirketi Montenegro Airlines koronavirüsten etkilenen şirketlerden oldu ve 26 yıl sonunda kapatıldı. ABC News'in Maliye Bakanı iflas sonrası açıklamalarda bulundu ve yeni bir ulusal havayolu şirketi kuracaklarını belirtti. Önümüzdeki yazdan itibaren uçuşların başlayacağını da belirten Maliye Bakanı, işsiz kalan çalışanların yeni havayolunda çalışmalarına devam edeceği de belirtildi. Çin, uzay üssü çalışmalarını hızlandırdı. Son yıllarda uzayla ilgili çalışmalarını hızlandıran ve bir süre önce de aydan numune getiren Çin, kuracağını açıkladığı uzay üssünün yapımına başlıyor. Çin, insanlı uzay programı baş tasarımcısı Zhou Jianping, dün yaptığı açıklamada Çin'in insanlı uzay istasyonunun ana modülünü 2021'in ilk yarısında uzaya göndereceğini açıkladı. Çin'in uzay istasyonunun inşasının tamamını 2022'ye doğru bitirmesi öngörülüyor. İnşaat projesi iki aşamada gerçekleştirilecek. Aralarında esas modülün fırlatılmasının da bulunduğu 6 uzay uçuş görevi temel niteliğindeki teknolojilerin onaylanması aşamasında planlanıyor. Noel haftasının lideri Türk Hava Yolları oldu. Aerocontrol tarafından hazırlanan raporda Noel haftasında Türk Hava Yolları'nın Avrupa'da en çok uçuş yapan şirket olduğu belirtildi. Rapora göre Türk Hava Yolları 21-27 Aralık döneminin içinde 553 ortalama günlük uçuşla uçuş sayısının geçen yılın aynı dönemine %54 azaldığını bildirdi. Türk Hava Yolları'nın arkasında Ryanair 541 uçuşla yer alırken Pegasus 225 uçuşla 8. sırada yer aldı. Pegasus uçuşlarının dönem içinde yıllık %52 azaldığı kaydedildi. Verilere göre dönem içinde günlük ortalama uçuş sayısı %56 düşüş gösterdi. Jetpack yeniden gökyüzünde. İlk defa geçtiğimiz Ağustos ayında Los Angeles Uluslararası Havalimanı yakınlarında jetpack ile uçan gizemli adam yeniden ortaya çıktı. İlk olarak 30 Ağustos tarihinde bir kişinin jetpack ile Los Angeles Uluslararası Havalimanı etrafında uçtuğu rapor edilmiş ve ardından FBI soruşturma başlatmıştı. Kim olduğu bir türlü tespit edilemeyen gizemli kişi, geçtiğimiz hafta ortaya çıkmasının ardından şimdi de pilotluk eğitimi alan bir kişinin kameralarına takıldı. FBI videonun yayınlanmasıyla birlikte bu araştırmayla daha detaylı ilgileneceklerini dile getirdi. Türkiye'nin en yaşlı uçak mühendisi vefat etti. 97 yaşındaki yüksek uçak mühendisi, DHG Uçak Fabrikası'nda çalışan DHY Teknik'in ilk Necmi Zafer Orbay bugün vefat etti. Türk havacılık tarihinin mihenk taşlarından biri olan Orbay, birçok olayında canlı tanıydı. Net sıfır emisyonlu yolcu uçakları geliyor. Bilim insanları jet yakıtlarının üretim yöntemini değiştirerek net sıfır emisyona ulaşmayı amaçlıyorlar. Bu bağlamda karbondioksit kullanan bilim insanları, laboratuvar ortamında jet yakıtı üretmeyi başardılar. Hidrojen yakıtından daha ucuza gelen işlem, yolcu uçaklarını çevre dostu yapabilir. Bilim insanları karbondioksitten yakıt elde edebilmek için kimyanın en temel yanma reaksiyonunun tersine çevirdiler. Bu kimyasal tepkime için karbondioksiti ek olarak sitrik asit, hidrojen, demir, manganez, potasyum katalizatörü kullanan uzmanlar laboratuvar ortamında üretim yapmayı başardılar. Bilim insanları karbondioksitten jet yakıtı üretiminin bilimsel açıdan hiçbir zorluğu olmadığını söylüyorlar.